Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte, şöyle göstereyim bir yandan. Şöyle bir dekor ürünüm vardı. Bu ufak bir çarpma sebebiyle şöyle bir kenarından çatladı. Daha sonrasında fark ettim ki kırılmış. Ben bunu geri dönüşüm ürünü olarak tekrardan ufak birkaç süsleme ile nasıl yeni kullanışlı bir hale gelebilir? Onunla ilgili bir video çekmek istedim. Umarım eskisinden çok çok daha güzel olur. Sizin de böyle evinizde bulunan bazı eşyalar olabilir. Ya da çok sevdiğiniz bir objenin başına ufak kaza geldiğinde onu nasıl yeni bir hale dönüştürebilirsiniz? Belki ufak tefek size de birkaç fikir olabilir. Zaman kaybetmeden başlamak istiyorum. Kırıldığında şöyle iki tane parçası yere düşmüştü. Bunları aynı şekilde şöyle aşağıdan destekleyip yerine oturtmam lazım. Hemen bu konuda silikon tabancasından destek alacağım. Daha silikon eklesem iyi olacak. Tamamdır. İlk parçam sabitlendi. Gelelim diğer ikinci parçaya. Şöyle boyutlu bir şekilde iki tane parçayı birbirine yapıştırdım. İç kısmından da belki ufak birkaç dokunuş ile daha da sabitleyebilirsiniz. Şöyle. Tamam. Evet arkadaşlar, şöyle silikonla ben gelişi güzel parçaları birbirine sabitledim. Sabitlediğim parçalar şimdilik benim için yeterli. Ve kullanacağım diğer bir malzeme hasır ip. Hasır ip yardımıyla şimdi ürünümü süslemeye başlıyorum. Şöyle altına biraz kaymasın. Şöyle önce bir belirli bir noktamı belirtelim. Şöyle. Şimdi ilk kat iki ucu birbirine sabitlendi. Şimdi geçiyorum ikinci kata. (Gülüyor)
Arkadaşlar cam objemin yarısını hasır iple sardım. Kalan ipimle biraz daha döndürdükten sonra üzerine camı görünsün istiyorum. Zaten benim için önemli olan şuradaki detayın tamamen kapanmış olması. Bakıldığı zaman göze çarpan herhangi bir rahatsızlık verici şey kalmadı. Kalan şu cam kısmından ise şöyle benim kurutulmuş çiçeklerim var. Şöyle göstermek istiyorum birkaç adet. İçerisine bunları doldurup yeni bir dekorunu haline getirmiş olacağım artık bundan sonra. Şuraya ufak bir silikon yardımıyla şöyle arkadaşlar bakıldığı zaman kırık gizlendi. Herhangi bir göze çarpan bir yeri de olmadı. Bence gayet şık. Biraz daha marjinal olduğunu bile düşünüyorum hatta. Şimdi içerisine şunu el üstüne bırakalım. Şunlar kalsın. Biraz altına şöyle peçetelerden yükseklik yapması açısından şöyle biraz daha peçete. Alt kısmına bakıldığı zaman şöyle peçetelerle sadece biraz daha yükseklik yapsın. Çiçeklerim biraz daha havada görünsün istediğim için yaptım. Bir daha başlarım içerisine altına ya. Şunu da biraz üstte kalsın. Bence gayet güzel oldu. Eski halinden bile daha tarz durdu. Evet arkadaşlar. Objem hazır. Kırık olan kısmı görünmüyor. Çok daha yeni, çok daha güzel bir süs eşyasına dönüştü. Hatta şunun devamında şöyle bir parça daha vardı. Bunun da birbirlerine benzer yönde olması açısından şöyle yapacağım bir saniye. Şöyle sadece ağız kısmı. Şöyle ufak bir ip vardı şurada.
Evet arkadaşlar, bunun ağzının birbirlerine uyum içerisinde olması için sadece bir sıra geçtik. Şimdi bunda kalan malzemeleri şöyle içine yavaşça dolduruyorum. Şöyle bıraktık mı? Bence gayet güzel oldu. Evet arkadaşlar, benim iki objem de hazır. Kırık olan kısmı gizlendi. Muhtemelen şöyle baktığımda şurada çok hafif bir çıkıntı gibi var. Yani el yordamıyla belki anlaşılabilir. Bence gayet güzel oldu. Kesinlikle şimdi evimin köşesinde kullanmaya hazır. Birbirine takım olması açısından şunun da ağzını aynı şekilde hasır ip desteğiyle sadece saydım. İkisi bence çok güzel oldu. Umarım beğenmişsinizdir. Destek almayı unutmayın. Çok teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın.